diyoruz. Ee, bakın başarılı gazeteci Seyhan Avşar artık haktv.com.tr'de biliyorsunuz gazetecilik görevini yaptı. Bir de onlara mikrofon uzatalım bakalım. Madalyonun diğer yüzü neymiş diye Falyalı ailesine. Halil Falyalı'ya yönelik suikastin ardından Falyalı ailesi sessizliğini haktv.com.tr'ye bozdu. Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtladı kardeş Hüsnü Falyalı. Açıklamaları önemli. Ee, ve bu da bir e, özel röportaj. Bu da bir gazetecilik faaliyeti. Yani resmin tamamını görebilmek için, eksik parçaları yerine oturtabilmek için herkesin konuşması gerekiyordu. Falyalı ailesi de konuşmak için Seyhan Avşar seçti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatlarıyla hayatımıza girdi Halil Falyalı. Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi. Mehmet Ağar ve Erkam Yıldırım'la uyuşturucu ticaretinin merkezinde olmakla suçlanıyordu siyasilere şantaj ve bir de yasa dışı bahis iddiaları. Kıbrıs'ta evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti Falyalı. Ardında birçok sırla birlikte. Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı, Halk TV Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtladı. Sedat Peker'in bir dönem abiyle görüşmek istediğini söyledi. Sedat Peker'i tanımıyoruz. Kendisi 6-7 yıl önce adaya geldi. Abimin hayattayken anlatımlarına göre Sedat Peker kendisiyle tanışmak istedi. Ancak abim bu görüşme talebini kabul etmedi. Sedat Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la abimin içinde olduğu bir uyuşturucu ticaretinden bahsediyor. Biz Erkam Yıldırım'ın ne gördük ne de tanıdık babasınıysa başbakan olması kaynaklı tanıyoruz. Serhat Peker belki de gündem olsun diye Kıbrıs'ı bu konuya kattı. Ayrıca adayı görüyorsunuz. Küçük bir yer. Burada nasıl uyuşturucu satacaksın? Nasıl ticaretini ve transferini yapacaksınız? Böyle bir ihtimal var mı? Yasa dışı bahis iddiaları. abi'nin Türkiye'de yasa dışı bahis işi yaptığını doğruladı. Öncelikle biz burada yasalız. Burada yasal olarak bahis oynatan birkaç firma var. Türkiye'deki yasa dışı bahiste abim vardı. Ancak her yasa dışı bahis sitesinin Halil Falyalı'ya ait olduğu söylenemez. Yasa dışı bahis işine abim 2004 yılında başladı. Aslında abim hakkında o kadar çok yazılıp çizildi ki, o kadar yalan şeyler konuşuldu ki, kendisi yaşasaydı zaten bırakmayı planlıyordu. Öldürülmeden önce Falyalı'nın tehdit almadığını açıkladı. Hayır. Herhangi bir tehdit almıyorduk. Ancak 8 Ocak'ta biri oteli aradı. Abimle görüşmek istedi. Abim istemedi. Birkaç kez daha aradı. Yine abim telefonlarına çıkmadı. Bunun üzerine bu kişi Halil Falyalı'ya büyük operasyon olacak diyerek telefonu kapattı. Bu yaşanılan olayı emniyete bildirdik. Falyalı'nın kardeşi siyasilere şantaj yapıldığı iddialarını kabul etmedi. Böyle bir şey mümkün değil. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Bize böyle bir şey yakışmaz. Rüşvet, şantaj olmaz burada. Bizde hatır gönül çoktur burada. Gerçi artık o da kalmadı. Hüsnü Falyalı'nın Sedat Peker abimle tanışmak istediği iddiasına Peker'den avukatı aracılığıyla yanıt geldi. İddiayı yalanlayan Peker, gerçeğin bunun tam tersi olduğunu öne sürdü. 2018 yılı civarında bayramlaşmak için kamuoyunda berber Yaşar olarak bilinen Yaşar Aktürk'ü aradım. Telefonda sohbet ederken Halil Falyalı ile beraberiz. O da bayramlaşmak istiyor diyerek telefonu Halil Falyalı'ya verdi. Bu emir vaki karşısında Halil Falyalı şahsımı övücü sözler söyleyerek sohbete başladı ve bayramımı kutladı. Benimle tanıştığına çok memnun olduğunu söyledi. Bense kendisine tanışmaktan memnun olmadığımı çünkü seninle ilgili tek duyduğum önce insanlarla dost olup sonra da onlara kötülük yaptığımmış dedim. Peker görüşme sonrasında yaşarak Türk'ün telefonuna bir daha bu adamla beni konuşmak zorunda bırakmazsan sevinirim diye mesaj gönderdiğini öne sürdü. Mesajın doğru olduğunun falyalı cinayeti soruşturmasını yürüten savcılar tarafından ortaya çıkarılabileceğini belirtti. Sedat Peker böyle yanıt gönderdi. Video çekemiyor, tweet atamıyor, tam bir sessizliğe bürünmüş, büründürülmüş vaziyette şu anda malumunuz. E, hiçbir şey yapmadık. Biz yasa dışı, bahis, uyuşturucu, hiç, hiç bizim bu konularla ilgimiz yok diyor. Onu e, kendilerine öyle savunuyor. Falyalı ailesi ama şu açıklama önemli. E, birilerinin kendilerini arayıp size büyük operasyon olacak. Halil Falyalı'ya büyük operasyon olacak diye haber vermiş olduğunu söylüyor ki e, bu önemliydi. Devam edelim İzmir'le. E, bu arada az evvel bize biraz sitem eden izleyicimiz İzmir'den tweet atan Nihat Bey'miş. Onu da görmüş oldum. İzmirler ne kadar sitem etse bize değil, iktidarı ne kadar sitem etse yeridir. Şimdi İzmir tarihinin en büyük yatırım projesi 14 Şubat'ta törenle e, başladı. Buca metrosu değil mi? Evet. Fakat metronun ihale kararını iptal etti Ankara. Konuyla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu ilk engel değil bize çıkartılan. O engellere rağmen o metro Buca'ya gelecek dedi. İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca metrosu. 13,5 kilometrelik metro hattının yapımı için sözleşme imzalanmış, temeli 14 Şubat'ta atılmıştı ancak İzmir İdare Mahkemesi metronun ihale kararını iptal etti. Dava nuron İnşaat'ın işlemin iptali için başvurusuyla açılmıştı. 765 milyon euroya mal olacak projenin iptalinin ardından açıklama İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer kararın hukuka aykırı olduğunu söyledi. Süreci tüm şeffaflığıyla ve her aşamasıyla mevzuata uygun yürütmemize rağmen alınan bu iptal kararı hukukun genel ülkelerine ve kamu vicdanına aykırıdır. En kısa zamanda kararın kaldırılması için Danıştay'a başvuracak, bu yoldaki hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. İzmirlilerin hayatını kolaylaştıracak proje merakla bekleniyor, takip ediliyor. Soyer o metro Buca'ya gelecek dedi. Sevgili İzmirliler, hiç merak etmeyin. Bu yaşananlar karşımıza çıkan ne ilk ne de son engel. Biz engelleri aşmayı bildik, yine aşacağız. O metro Buca'ya gidecek. Çok istedi iktidar biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni alsın. Çok istedi ve yine hala istiyor. E, metroya, Buca metrosuna getirilen engellemeyi seçmene farklı anlatacaklardır. Hizmet edemiyorlar görüyor musunuz diye anlatacaklardır. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer o metro buraya gelecek diyor. Seçim ortamına girdi zaten. Türkiye'de e, oyun başlamışken biliyorsunuz kural değiştiriyorlar. Seçim yasası değişikliği ile ilgili haberi ekrana getirmiştik. Seçim biraz daha yaklaşınca ne vaatler, ne vaatlerde bulunulacak seçmene değil mi? Her kesimden seçmene. Ne oldu? Cem evlerini ibadethane olarak tanıyacaktı iktidar. Elektrik faturaları ile ilgili ibadethane statüsü alması için cem evlerinin çalışmalar yürütülüyordu. Olmadı mı? Bugüne kadar yüzü geçmiş kanun teklifi sayısı. Cem evlerinin ibadethane sayılması ile ilgili kanun teklifi sayısı yüzü geçmiş. Ancak teklifler genel kurul gündemine bir türlü getirilmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat son kanun teklifini veren isim anlatacak. Cem evlerini ibadethane olarak tanımadan alüveleri tanımış Olmazsınız. Yıllardır tartışılıyor ibadethane olması gerektiği ancak resmi bir statü verilmedi. Cemevleri evleri kiralarına da kendileri ödüyorlar faturalarını da. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cem evlerini ibadethane olarak tanıyan kararı ortaya da duruyor. Tam bu sırada cem elektrik faturalarında cem evlerinin ticaret olarak gözüktüğü ve cem yüksek miktarda faturalar geldiğine hep birlikte şahitlik etti. Mecliste kanun teklifine en çok konu olan maddelerden cemevlerinin Evleri'nin ibadethane sayılması. Ancak bir sonuç yok. Ve AKP iktidara geldikten bu yana, 2002 yılından bu yana kadar yüzden fazla kanun teklifi verildi. Ne yazık ki AKP Aleviler konusunda samimiyet kantarından geçemedi. Eğer Cem Evleri'ni ibadethane olarak tanıyorsanız, bunun başka bir tür tezahür edilmiş hali, bu kararın başka bir şekilde yansımış hali biz Alevleri ve Aleviliği tanımıyoruz demektir. Dolayısıyla Cem evlerinin ibadet olarak kabul edilmesi bir gerekliliktir. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat konuyu bir kez daha meclis gündemine taşıdı. 30 maddelik bir kanun teklifi verdi. Cem evlerinin ibadet olarak kabul edilmesi aynı zamanda fikir özgürlüğünün bir parçasıdır. Aynı zamanda demokrasinin ve layık devlet anlayışının sosyal adalet anlayışının bir, bir gereğidir. Aleviler eşit vergi verirken kendi inançlarında özgür ve eşit bir şekilde yaşamalıdır. Yapılanlar unutulmamalı. Seçimden önce çok vaatler sıralanacak çünkü. Unutulmaması önemli. Kadın örgütleriyle de görüşecek iktidar. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik ama bir sorun niye çekildik diyecek belki de. Ne vaatler verecek? Kadına şiddete önce biz karşıyız biz diyecek. Fakat durum nedir Türkiye'de? Ona dair bir haber. Sokak ortasında herkesin gözü önünde eski eşini darp etti bir kişi yakalandı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkek şiddetinin adresi bu kez İstanbul Büyükçekmece'ydi. Evde, sokak ortasında, iş yerinde ya da bir otelde erkek şiddeti her yerde ve son bulmuyor önüne geçilmiyor. Bu görüntüler İstanbul Büyükçekmece'de kaydedildi. Semra'de eski eşi Can öyle bir restoran.